ve Gayrimenkul Gaziantep Emlak Konut Projeleri ve Finansmanı Fuarımızın açılış törenine hoş geldiniz. Sağlık Bakanı Yardımcısı Sayın Halil Eldemir, Gaziantep Milletvekili Sayın Necat Kocer, Gayrimenkul Gaziantep Emlak Konut Projeleri Fuarımızın açılışında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ülkemizin bel kemiği olan inşaat sektörünün Orta Doğu buluşmasına ve Gaziantep Orta Doğu Fuar Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Aramızda Irak ve Suriye başta olmak üzere Orta Doğu ülkelerinden gelen misafirlerimiz de bulunuyor. Onlara da ayrıca hoş geldiniz diyorum. Yapı ve gayrimenkul fuarlarımızı düzenlemekteki temel amacımız, Türk inşaat sektörü Orta Doğu paydaşlarımız, Türk inşaat sektörünü Orta Doğu paydaşlarımız ile buluşturmaktır. Gaziantep'in gerek müteahhitlik hizmetleri, gerekse de inşaat malzemeleri alanında bir merkez olması için büyük uğraş veriyoruz. Gaziantep olarak bunu başardığımızda ülkemizin ekonomik kalkınmasında büyük katkı yapacağımızın farkındayız. İnşaat sektörünü diğer sektörlerden ayıran bazı özellikler vardır. Sektörümüz ekonominin lokomotiflerinden biridir ve canlandığı zaman beraberinde onlarca sektör daha canlanmaktadır. Dolayısıyla piyasalara da önemli bir hareket getirmektedir. Gaziantep'te ilk defa düzenlediğimiz Built East Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlediğimiz Gayrimenkul Gaziantep Emlak Konut Projeleri ve Finansman Fuarımızın açılış törenine hoş geldiniz. Yıllık yaklaşık 7 milyar dolar ihracatıyla Türkiye'nin en çok ihracat yapan 6 kentinden birisi olan Gaziantep çalışmaya ve üretmeye devam ediyor. Geniş bir yelpazede ürettiğimiz ürünleri dünyanın 180 ülkesine ihraç ediyoruz. 6 büyük organize sanayi bölgesiyle Gaziantep bugün Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesine sahip kenti olarak ilk sırada yer alıyor. Sayın konuklar, Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan kapısı konumundaki Gaziantep, sanayi ve ticaret turizmde olduğu kadar inşaat ve yapı sektöründe de ülkemizin önde gelen iller arasında yer alıyor. Kentimizde 2000'e yakın inşaat mühendisi, 1000 civarında müteahhit faaliyet gösteriyor. Değerli dostlar, ülkemizin lokomotif sektörlerinden olan inşaat sektörü hareketli ve dinamik bir sektör. Dünyada Türk müteahhitliği ise parmakla gösteriliyor ve ilk sırada geliyorlar. Ülkemizde yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlayan ve 250 alt sektörü besleyen güçlü bir sektörden bahsediyoruz. Bu gücü doğru değerlendirmeli ve sektörü geliştirecek adımlar atmamız lazım. Suriye başta olmak üzere Orta Doğu'nun yeniden inşasında mühendislik ve müteahhitlik gücümüzü etkin bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Avrupa'dan Çin'e kadar inşaat firmaları gelip bu bölgede fizibilite yaparken biz seyirci kalamayız ve kalmayacağız da. Bugün burada bulunma sebebimiz bölgelerle köprüleri bugünden kurmak, ikili ilişkilerimizi ve ticaretimizi geliştirmektir. Bu maksatla bugün burada Irak bölgesinden, Suriye'den ve Filistin'den heyetler de fuarımıza iştirak ettiler. Kıymetli misafirler, Orta Doğu'nun yeniden inşasında müteahhitliğin yanında plastik, metal, ahşap, parke, pencere gibi yapı malzemelerini kapsayan uzun bir zincirden hem sanayicilerimiz hem de tedarikçilerimiz büyük işler düşecek. Geniş bir coğrafya bizi bekliyor. Hamlelerimizi zamanında yapabilirsek biz de bu bölgenin etkin rol üstlenebiliriz. Halihazırda Gaziantep'li müteahhitlerimiz de zaten sınırın ötesinde devletimizin kontrolünde olan bölgelerde okul, yol, cami, köprü gibi kamu projelerine inşa etmeye devam ediyor. Daha önce Irak'ın inşasında işler yaptık. Bugün Suriye ile olan durumumuz ise çok daha farklı. Yerelde Suriyeli iş adamlarımız, paydaşlarımız var. Hedefimiz bu güçlü ilişkilerimizi geliştirmek ve o bölgenin okul, yol, köprü, hastane, arıtma tesisi, bilişim altyapısı ve konut gibi büyük hacimli projelerine iştirak etmektir. Ancak altını çizerek söylemek istiyorum. Büyük düşünmeliyiz. Ve firmalarımızın emlak, konut
TOKİ gibi proje hazırlıklarına şimdiden başlaması gerekiyor. Ayrıca konsorsiyumlar teşkil edip ülkemizdeki uluslararası tecrübesi olan firmaların tecrübesinden de yararlanmamız lazım. Bu konuda Gaziantep Sanayi Odası olarak firmalarımıza gerekli desteği vermeye hazırız. Bankalarımızdan da beklentimiz var. Bankalarımızda yatırımlar konusunda destek olmalarını bekliyoruz. Özellikle bu alanda yatırım yapacak olan firmalarımıza ve inşaat sektörümüze proje bazlı kredi desteği sunmalarını özellikle talep ediyoruz. Değerli konuklar, fuarımıza yerli ve yabancı olmak üzere 60 firma ve marka iştirak ediyor. Aramızda biraz önce de söylediğim gibi Türkiye'nin çeşitli illerinden, Avrupa'dan, Orta Doğu, Arap ülkeleri, Türkiye Cumhuriyetleri ve Afrika'dan gelen konuklarımız bulunuyor. Abi keser misin? Bir daha yapalım.